geldim. Bugün Kübra'ya geldik. Kübra Cema. Ben daha önce gelmiştim zaten. Ayşe'yle... Biz evden çıktık şimdi. Normalde biz tatlı yiyecektik bugün ama... Herkese selam, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biz de buradayız. Evet, Ayşe'cim burada. Bugün Kübra'ya geldik. Ayşe'nin kuzeni Sevim de burada, evet. Onunla beraber. Kübra'nın evini ziyaret edelim dedik. Sıra ondaydı bugün. Evet. Öyle, şimdi güzel güzel oturacağız, kahvemizi içeceğiz. Sonra da neydi, cadı evi mi, cadı kazanı mı bir yere? Cadının evi. Evet. Öyle bir yere gideceğiz. Meşhur bir yermiş Karşıyaka, Bostanlı'da. Kızlarla hep beraber oraya gideceğiz. Evet, bir vakit geçireceğiz böyle bugün. Evet. Göksu daha önce bize gelmişti ama hani Emrah'la gelmişti. Bu sefer dördüncü şekilde kız kıza buluşacağız. Evet, şimdi daha keyifli geçecek. Evet, bence de. Bundan daha sonra da artık geçecek. Bana bekliyorum Göksu. Artık birazcık isyan ediyor, gelemem, uzak diyor evet, ama. Ben bir Bucalı olarak kızla Karşıyakalı, bana çok uzak geldi yol ama olsun yine olsun, gelmeye çalışacağız. Toplaşmak güzel oluyor. Evet. Aynen öyle. Aynen. Bizim kahvelerimizi yaptı Kübra'cığım, sağ olsun. Böyle de hazırlık yapmış. Brownie mi bu oluyor evet, bu? Evet, brownie. Senden tarif istemiştim, hatırlıyor musun? Epeydir yapmadım, yapacağım diyordum. Hadi. Evet. Kayınvalidem yaptı onu. Aa, ellerine sağlık. Kayınvalidin çağırdın mı evet, bu arada? Evet, çağırdım, o da geliyor. Ha, o da geliyor, iyi. Böyle güzel şeyler hazırlamış. Peki, ellerine sağlık. Onu da o yaptı. Sağ olsun. Ellerine sağlık, söyleriz şimdi. Evet, tanışacağız birazdan. Biz evden çıktık şimdi. Normalde biz tatlı yiyecektik bugün ama... Benim sayem cadını değil. Bugün? Evet. Aa, burası mı? Yakınmış gerçekten yakın, de. Aynen. Ayşe bugün Emrah'ın görevini üstlendi. Aynen. Dedi ki... Emrah sana selam olsun kardeşim. Acıktım. O yüzden biz vallahi de... Vallahi içim kazındı ya. Önce yemek yiyelim dedik. Pizza mı hamburger mi hala karar vermedik. Evet. Ama çok güzel bir yerde oturduğu için sonra Kübra çok güzel lezzetler varmış göster. Burada. Kübra'lar böyle Karşıyaka'da Bostanlı'da oturuyorlar. Doğru mu söylüyorum Kübra? Evet, evet. Yani burada o kadar güzel lezzetler var ki hem tatlı hem kahve hem de yemek olarak çeşit çok fazla. O yüzden biz de böyle seçmekte zorluk yaşıyoruz. Kızlar ya işte ya hamburger ya da pizza yiyelim dedi. Bakalım şimdi önünden geçeceğiz. Hangi kafeyi, restoranı beğenirsek orada oturacağız. Bakın ne gördüm, size de göstermek istedim. Biz Emrah'la böyle nikah kutlaması gibi bir şey düşünüyorduk ya. Şuradaki otelden fiyatı almıştık. Vilayet evim. Vilayetler evi miydi? Evet, vilayetler evi. Buradan fiyat almıştık. Şansla Kübra'nın da burada olmuş. Evet. Ben görmüştüm, fotoğrafları benzetmiştim zaten ama tam bilmiyordum. Güzel ya, geçti galiba değil mi senin? Aslında başka yerde istiyorduk ama hani o anın şartlarında burası oldu. Aslında burayı istemiyorduk ama ne bileyim yani güzel oldu. O görselleri çok güzeldi yani, ben internetten gördüm, çok güzeldi. Evet, hemen güzel. De önünde oturuyor musunuz? Evet. O zaman sen direkt eve geldin mi buradan? Direkt yürüyerek geldim düğünden sonra buraya. Gerçekten? Evet, doğru direkt. Söylüyorsun yani, tabii arabayla ne gerek var? Aynen öyle. Çok güzel yerde oturuyorsunuz. Valla Allah güzel günlerde ağız tadıyla oturmayı nasip Amin. Etsin. Biz pizzaya, hamburgere niyetlendik ama dönerci Orhan'ın oradan geçerken böyle kokusu güzel geldi. Buraya oturduk. Çok da güzel bir döneri var. Zaten ben Alsancak'tan da biliyorum, bayağı güzel. Şöyle... Güzel. Ortaya turşu da getirdiler karışık. Bu aralar aslında yemek istemiyorum ama mideme dokunuyor. Yine dönerin yanında güzel gider. Böyle bize şimdi afiyet olsun. Cadının evine geldik. Ben kendime böyle bir şey söyledim. Çok güzel bir tatlı. Müjgan adı. Fındık kreması var ve üzerinde Belçika çikolatası ve sıcak. Ben bunu sıcak geleceğini düşünmemiştim. Şu çikolata kısmı sıcak. Çok güzel. Kübra'nınki de çok güzel görünüyor. Bol Antep fıstıklı. Ayşe ile Sevim'in daha gelmedi. Ben şöyle kaşığımı da aldırdım da bayağı güzel, size de göstermek istedim. İçi profiterollü gibi sanki ama değil galiba, değil mi? Hiç okumadım. Sadece beyaz çikolatalı diye söyledim. Bayağı güzel görünüyor. Kızların tatlısı da geldi. Sizinkinin ismi neydi? Afife. Onların da bayağı güzel görünüyor, böyle meyveli. Bayağı güzel. Biz kızlarla vedalaştık. Sadece Ayşe ile ikimiz kaldı. Anneme benzettim kendimi. Fotoğraf bakıyorum. Ayşe ile ikimiz kaldık. Şimdi onunla da vedalaşacağız. Artık ben Burcu'ya. Aynen. Senin evin buradan kaç dakika?
Benim 10 dakika falan sürer. En fazla yakın. 15 dakika. Senin ben, birazcık yolun daha uzun. Ben geceye doğru varırım herhalde. Yok, o kadar sürmez kızım ya. Bayağı uzak geldi bana burası ama çok keyif aldım. Çok güzel bir gündü. Çok güzel geçti gerçekten. Kübracın da çok güzel ağırladı. Kuzenin çok tatlıydı. Çok sağ sevdim. Sağ olsun Kübra'da. O da inşallah bizi sevmiştir. Sevmiştir. Sevimli güzel çok güzel uyum sağladı. Evet. Güzel sohbet, muhabbet güzeldi yani. Aynen bugün. Aynen. Çok güzel bir gün geçirdik. Hava da güzeldi yani şansımıza. Evet. Yani birazcık soğuktu birazcık ama onu bile alışveriş etmedik. Aynen, hiç şey yapmadık. Aynen. Şimdi de artık veda vakti. Ayşe ile vedalaşacağız. İzban'a ineceğiz artık. Evet. Gidiyoruz. Görüşürüz. Herkese ikinci günden selam. Ben dün eve geldim ama videonun devamını getiremedim. Çünkü birazcık yoruldum. Bunu dün hem Kübra'nın videosunda hem de Ayşe'nin videosunda böyle tekrar tekrar dile getirdim. Yani çünkü uzun süredir ben böyle İzban metro yolculuğu yapmıyordum. Biliyorsunuz kiraladığımız bir araç vardı ve ondan önce de zaten kendi aracım vardı. Çok uzun zaman olmuştu böyle hem İzban'la uzak yerlere gitmeyeli hem de kullanmayalı. Velhasıl bir de ben onların olduğu bölgeye çok fazla gitmiyorum. Biz Buca'da oturuyoruz. Kübra ile Ayşe Karşıyaka tarafında oturuyorlar. Yani tam karşımızdalar. Oturdukları yer çok güzel. Kübra'nın özellikle oturduğu yer İzmir'de insanların hani oturmayı tercih edebileceği çok güzel, nezih bir yer. Bostan'da da oturuyorlar. Ama ve lakin bana çok uzak. O yüzden hani hiç ben o taraflara zaten normalde de böyle öğrencilik hayatında da gidip oralarda takılmıyordum böyle öyle söyleyeyim. Orada çok güzel böyle kafeler var, restoranlar var. Hiç oralara gitmiyorduk çünkü biz daha fazla bu tarafta vakit geçiriyorduk. Şimdi ilk defa böyle İzban'la uzak bir yolculuk yapınca gerçekten beni inanılmaz yordu. Böyle 40-45 dakika galiba sürdü İzban'la ve yani yol bitmiyormuş gibi geldi. O yüzden böyle birazcık enerjim çekilmişti açıkçası. Bir de sonrasında dönüşte iş çıkış saatine denk geldim ve çok fazla kalabalıktı. Aşırı yani inanılmaz kalabalıktı. Öyle. O yüzden dün gelir gelmez hemen uzandım. Telefonumla ilgilendim. Dün gittiğimiz cadının evinde çok güzel bir reel çektim. Beni Instagram'dan takip edenler görmüştür, izlemiştir muhakkak. İzlemediyseniz de izleyip beğenip yorum atmayı unutmayın. Çok sevdiğim bir reel oldu. Çok uzun zamandır böyle reel çekmek istiyordum, çekmiyordum. Instagram'la çok fazla ilgilenmiyordum. Ama son birkaç vlogtur zaten dile getiriyorum. Artık Instagram'la da böyle daha fazla ilgilenmeye çalışacağım. Çünkü hem orada aktif takipçiler olsun hem de yükselmek istiyorum oradan da. Öylelikle yani güzel bir reel çektim. O da bugün 16.400 falan izlendi. Şu an yani en son baktığımda öyleydi. Umarım böyle daha da fazla ilerler. İnşallah böyle 1 milyon falan izlenir. Çünkü benim bir tane videom 1 milyon izlendi. 1 milyon 800 bin. O zaman ben böyle güzel bir takipçi kitlesi elde etmiştim Instagram'da. Yine inşallah diyorum ki o kadar izlenir ve güzel bir takipçi kitlesi elde etmiş olurum. Hem benim YouTube için de faydama olur. Dün çok güzel bir vakit geçirdik. Gerçekten inanılmaz keyifliydi. Çok güzeldi. Ve yani çok güzel arkadaşlıklar kurduğumu düşünüyorum. Hem zaten Ayşe ile de Kübra ile de artık güzel bir arkadaşlığımız vardı. Şimdi böyle daha da fazla pekiştirdik. Hani arada bir görüşüp gelmelerimiz, uzak da olsak birbirimize güzel oluyor. Güzel sohbetimiz var, muhabbetimiz sardı öyle söyleyeyim. Yıldızımız aldı, enerjimiz uydu. Ayşe'nin kuzeni vardı dün. Onunla ilk defa tanıştık. O da çok tatlı birisi. Onunla da çok iyi anlaştık, yıldızımız aldı. O yüzden böyle gidip gelmelerimiz güzel oluyor. Güzel dostluklarımız oluyor. Yani sadece böyle YouTube için değil. Biz böyle sadece video çekelim uğruna görüşmüyoruz. Hani görüştüğümüz zaman böyle bayağı uzun uzun sohbetler de etmiş oluyoruz. O yüzden seviyorum arkadaşlıklarımı. Güzel oldu. Dün de güne çok güzel bir kargo ile başladım. PTT kargo geldi ve ilk defa ben PTT kargoyu bu kadar hızlı gördüm açıkçası. Pasaportum geldi. En çok korktuğum şey pasaportumun geç gelmesiydi. Ve yani galiba bir haftayı bile bulmadı yani 2-3 gün içerisinde geldi. Zaten hafta sonuna girmiştik. Hafta sonunu saymıyorum. Şöyle göstereyim resmimi. Bu resim de biyometrik olduğu için hiç hoşuma gitmemişti ama pasaporta basılınca hoşuma gitti. O yüzden göstermek istedim. İlk böyle şeye gittiğimde, resim çekilmeye gittiğimde zaten biyometrik fotoğraf çekiliyorduk öncesinden beri. Bir önceki fotoğrafım da yani pasaporttaki fotoğrafım da öyleydi ama bu sefer sanki daha mı fazla bir kural vardı? Bana gülme falan da demişti. Geçen sefer öyle olmuş muydu hatırlamıyorum. İşte tebessüm etmesen daha iyi olur çünkü yasak gibi bir şeyler dedi. Öyle de hiç güzel çıkmıyor fotoğraf. Benim de çok hoşlandığım bir fotoğraf stili değildi. O yüzden ilk çekildiğimde ay dediğim Emrah 10 yıl boyunca bu fotoğraf mı duracak dedim ama şu an gördüm hoşuma gitti. Sevdim.
Bir de bugün annemin doğum günü. Annemin hediyeleri geldi. Size hemen onu göstereyim. Bugün annemin doğum gününü kutlayacağız. Açıkçası anneme sordum, doğum günü hediyesi sana ne alayım? O birazcık nazlandı, bir şeye ihtiyacım yok dedi ama ben ihtiyacın olan bir şey alayım, hani boş yere bir şey almış olmayayım dedim. O da kreme ihtiyacı olduğunu söyledi. Şöyle anneme Yves Rocher'den güzelliğiyle ilgili, böyle daha da fazla güzelleşmesiyle alakalı güzel bir krem aldım. Şöyle lifting diyor, yani ne işe yaradığını tam bilmiyorum. O bir baktı, göz attı, neler var neler yok kremlerden, şöyle arkasında yazılanlara bakalım. Sarkma karşıtı, dolgunlaştırıcı, gece kremi. Yani 30 yaş üstü birçok insanın kullanabileceği krem. Öyle söyleyeyim. Güzel bir krem. Ben Yves Rocher'i çok seviyorum. O yüzden annemin de hani kullanmasını şiddetle tavsiye ettiğim bir krem markasıydı. Zaten ya kremlerimi La Roche-Posay ya da Yves Rocher'den alıyorum. Hatta yüz yıkama jelim hep Yves Rocher'den alıyorum. Öyle söyleyeyim. Ondan baya baya memnunum. Yüzüğüm ters dönüyor. Şöyle bir de göz kremi aldım. Yine bu da aynı şekilde sarkma ve torbalanma karşıtı canlandırıcı göz kremi. Bunlar indirimdeydi arkadaşlar. Sanırım kremler %30 indirimdeydi şu iki krem. Bir tane de kendime aldım şöyle. Bu da yatıştırıcı ve nemlendirici yoğun krem. Bu da %50 indirimdeydi. Ben hemen yani sizler için fiyatlarını söyleyeyim. Şu anneme aldığım gece kremi 569 lira. Şu da 539 lira. Bu da şey kremi, göz kremi. Yani fiyatlar Gratis'e göre ya da ne bileyim Watsons'a göre baktığınız zaman belki 100-200 liraya daha böyle güzel bir krem sahip olabiliyorsunuz, öyle söyleyeyim. Sanki artık oralara göre daha uygun kalıyor. Mesela bu %50 indirimdeydi. Bunu da 250 liraya aldım. Yani 500 liradan düşmüştü. Bunu almamın sebebi benim. Ben lazere gidiyorum arkadaşlar ve yani yüzüm için gidiyorum, öyle söyleyeyim. Yüzüm için gittiğimde ve nasıl oluyor? Yani çok fazla kızarıklık oluyor. Belki aranızda gidenler varsa bilir. Daha sonrasında böyle bir kuruma oluyor. Normalde benim cilt tipim, yani yüzümün cilt tipi yağlı bir cilt tipi ama lazerden dolayı biraz kurudu yüzüm. Ve hemen o ilk hafta bayağı bir kuru oluyor yoğun şekilde. Zaten şu anda da soğuklar olduğu için kuruluktan dolayı kızarıklıklar oluyor. Bu kremin iyi geleceğini söyledi. Normalde ben bunun gündüz bakım kremini kullanıyorum. Yani normal krem, yani kuru ciltler için olan bir kremini kullanıyordum. O kadar etkili olmamıştı lazerden dolayı. Bunun daha etkili olacağını söylediler. Şöyle 1-2'dir kullanıyorum şu an. Çok da iyi geldi, memnunum. Yani fiyatı da çok iyi, 250 lira. Diğer fiyatlarla karşılaştırırsak. Bakın burada da bir de ne aldı? Bunu Kübra'dan aldım. Kübra Oriflame yapıyormuş. Ben çok uzun süredir hiç Oriflame'ın kataloğuna bakmamıştım. Çok uzun zaman oldu. Böyle bir face scrub diyor. Bunu işte yüzümü yıkayıp daha sonra böyle peeling gibi yapıyorum ve tekrardan yıkıyorum. Bugün kullandım. Çok da hoşuma gitti. Çok sevdim. Kübra'dan bunu 75 liraya aldım. Bana özel indirim yaptı ama normalde 100 liraymış ki 100 lira gerçekten bu da bir şey değil. O da Oriflame yaptığı için eğer böyle düşünenleriniz varsa Kübra'ya ulaşabilir. Güzel ürünler satıyor. 30 milimlik bir ürün. Gayet de fazlasıyla var gider yani. Uzun bir süre yeterli olacağını düşünüyorum bu ürünün. Hemen burada bir şey daha var, onu göstereyim. Yves Rocher'in en güzel özelliği, bakın, size bunu gratis'te Watsons'ta temin etmiyorlar. Böyle ne alırsanız alın her zaman böyle hediyeler gönderiyorlar. Bunu ben online sipariş etmiştim. Online olmasına rağmen böyle bir şampuan ve bakım kremi olan bir işte numunelik eşantiyon deniliyor sanırım buna. Ondan göndermişler. Bir de mesela şunu da ben mağazasından aldım direkt. Bunun için de mesela yine mağazada birkaç ürün vermişlerdi. Hatta geçen gün bayağı ne kadarlık 600 liralık bir alışveriş yapmıştım. Geçen gün dediğim geçen ay diyeyim. Yine böyle yüz kremi falan almıştım. Ben yüz kremini çok çabuk bitiriyorum. Dediğim gibi çok fazla kuruluk yaşadığım için şu sıralar yüzümde. O zaman mesela 30 milimlik sanırım böyle bir temizleme suyu hediye etmişlerdi. Ve gayet büyüklükte. İyiydi. Yine aynı şekilde başka böyle 100 milimlik ürünler hediye edebiliyorlar. Bayağı kullanabileceğimiz boyutta. Onlar iyi oluyor. Evet, bir de size çok güzel bir ürün tavsiye edeceğim.
Normalde benim rujumu her zaman böyle gördüğüm insanlar soruyor ve YouTube'da devamlı olarak en fazla gelen yorum rujun ne, rujun ne, rujun ne? Ben Huda'nın rujunu kullanıyorum. Bittiği zaman yine aynısını alıyorum ve tekrar kullanıyorum. Huda birazcık tabii ki yüksek tutarlı bir ürün ve güzel bir ürün, öyle söyleyeyim. Vazgeçemediğim bir ürün, ne kadar yüksek tutarlı da olsam. Şimdi bunun çok daha düşük fiyatlısını ve yani tıpatıp aynısını buldum diyebilirim. Buna çok sevindim. Şöyle Kiko'dan aldım bir ruj. Şöyle göstereyim. Rengi, yani şu an dudağımdaki olan renk ve bu renk benim Huda'da kullandığım rengin birebir aynısı. Hatta yapısı da aynı. İnşallah yani Huda böyle hemen çıkan bir ruj değil. Bu da öyledir umarım. Şu an sürdüm, bakalım gün boyu ne kadar kalacak. 02 numarasını almışım ben. Şöyle göstereyim tekrardan. Eğer almak isteyenleriniz varsa Kiko'dan bunu alabilir. Fiyatı da 350 liraydı. Yani inanılmaz iyi bir rakamdı. Tabii indirim vardı. Ben öylelikle aldım. Yani şu an hala mağazada indirim devam ediyor mu bilmiyorum. Birkaç gün oldu alalı. Ve gerçekten çok güzel. Yani çok çok beğendiğim bir ürün oldu. Devamlı artık sanırım Kiko kullanacağım. Zaten Kiko'yu kullanıyordum birkaç ürününü ve çok memnundum. O da çok güzel. Hatta makyaj temizleme suyu var. Göz için makyaj temizleme olan suyunu ben böyle tüm yüzümde uyguluyorum ve gayet güzel temizliyor. Yani bütün o makyajın kirini çıkartıyor. Sadece işte yıkadığım zaman normal yüzümü yıkıyormuşum gibi oluyor. Başka böyle makyaj temizleme sularını kullandığımda yine birazcık daha kalıntı bırakmış oluyordu. Makyaj temizleme suyundan da çok memnunum. Dediğim gibi göz olanından, göz için olanından ama bütün vücuduma uygulayabiliyorum. Bütün yüzüme, vücuduma diyorum. Böyle şu anda da bu rujdan da çok memnun kalacağım ve bunun dudak kalemini de aldım. Birazcık daha koyu olan bir dudak kalemi. O da indirimdeydi. Ne kadar sanırım 120 liraydı ya. Öyle hatırlıyorum. O da çok güzel bir kalem. Ve indirimden olduğu için de gayet uygun diyebiliriz. İndirimde olmasa da yine Huda'ya kıyasla, yani Sephora'ya kıyasla daha uygun kalıyor Kiko. O yüzden tavsiye edebilirim. Devamlı sorduğunuz için bu bilgileri de sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bugün annemin doğum günü, biliyorsunuz, söyledim. Onun için güzel bir hazırlık yapacağım. Böyle yani ev süslemeli falan değil ama yine onun doğum günü için güzel bir pasta sipariş ettim. Hem onu size göstermiş olurum ama bu videoda değil. Bu videoyu böyle birazcık kısa tutacağım. Çünkü birkaç gündür video atmıyorum. Yine birkaç günden fazla oldu. Galiba 4 gün oldu. Normalde 2 günde bir atmaya çalışıyordum. Ama Emrah gittikten sonra ben bunu her zaman dile getiriyorum. Enerjim çekiliyor ve böyle video atasım veya bir şeyler yapasım gelmediği için video atmak istemedim. En son Emrah'la konuştuğumuzda Emrah hadi kalk video çek demişti ama dedim ki 2 gün 2 defa üst üste işte evde yemek hazırlarken video attım. Hem böyle sizi de sıkmak istemiyorum aynı videolarla. Devamlı böyle evde yemek hazırladığım bir video olsun istemiyorum. Aslında bazen ne yapacağımı şaşırıyorum, öyle söyleyeyim ya. Mesela market videosu atıyorum. Market videosu attığımda mesela mutlaka bir tane kötü yorum geliyor. Yani kötü yorum da demeyeyim de yani eleştiri geliyor. İşte Göksu hani hep aynı şeyi mi yapacaksın? Hep aynı şeyleri alıyorsun zaten. İşte hani hiç şunu şunu almıyorsun falan oluyor. O zaman birazcık ben de galiba geriliyorum. Ya da mesela en son İstanbul'u gezmiştik. İstanbul'u gezerken video attığımda ya birisi demişti ki yani Göksu biz seni sağ sol göstermeni izlemek istemiyoruz demişti. Aslında ben orada böyle hani tanıtmak istemiştim. İşte Beşiktaş'a bir gün belki siz de giderseniz şuraya buraya şuraya gidebilirsiniz diye. Öyle gelince tabii ben de yani diyorum ki demek ki benden o iş olmuyor, onu yapmamalıyım. Veya işte restorana gidiyorum, yemek çekiyorum. Bu sefer yakın çevremde diyor ki yani siz de hep yemek mi yiyorsunuz diyor, yemek çekiyorsunuz. Evde yemek yapınca da aynı şey oluyor. Ben de ne yapacağımı şaşırıyorum. Gün içerisinde nasıl böyle bir içerik bulabilirim, ne yapabilirim bilmiyorum. Hani yaşadığım günlük ne yaşıyorsam onu paylaşmaya çalışıyorum ama sizi de sıkmak istemiyorum aynı şeylerle. Şimdi mesela Instagram'da da gördüm, böyle bayağı mesaj atıyorsunuz. İşte Göksu market videosu gelmedi, gelmedi, kaç zaman oldu market videosu gelsin diye. En yakın zamanda market videosu da çekeceğim. İnşallah sıkılmazsınız tabii. Ben sıkılırsınız diye düşünüyordum. Bir de böyle başlıklar, hani başlıklara bakıyorum ben. Hani çok yakın market videosu varsa atmaya biraz çekiniyorum. Şimdi insanlar da şey diyecek. Hani biz iki günde bir video atıyoruz ama orada mesela üst üste gözüktüğü için ya bu kız da hep markete gidip alışveriş mi yapıyor diyecekler diye biraz çekiniyorum açıkçası.
Öyle bir durum var. Böyle çekmemi istediğiniz içerikler varsa mutlaka benimle paylaşın. Gerçekten ben bu aralar şaşırıyorum ne yapacağımı. Hatta yine tekrardan söyleyeyim. Çeyiz videoları böyle biraz üst üste geldi. Çünkü yani insan o heyecanı yaşadığı için devamlı sizlerle paylaşmak istiyor. Ve ben devamlı böyle eşya bakan bir hale gelmiştim o sıra. Şu an bakmıyorum Emrah gittiğinden beri. Modum düşük olduğu için sanırım eşya da bakmak istemiyorum. Öyle o sırada da işte ya Göksu senin çeyiz videolarından sıkıldık da diyenler var ama kızmıyorum. O an belki yorumda birazcık tepki vermiş olabilirim bazılarınıza. Böyle kimsenin kalbini kırmak istemem, kırdıysam da özür dilerim. Bazen öyle bir yorum geliyor ki yani ben de biraz kötü oluyorum. Yani ne yapayım falan moduna girince belki birazcık sert tepki, sert mesaj vermiş olabilirim. Kusura bakmayın ama haklısınız. Böyle üst üste aynı içerikleri olunca insan sıkılıyor. Neyse şimdi ben lafı da fazla uzattım. Bundan da sıkılmayın. Bu videoyu kapatacağım. Tekrardan video başlatacağım. Annemin doğum günü videosu olmuş olacak o video. O yüzden burada size veda ediyorum. Umarım videomu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve özellikle söylüyorum beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.